Merhaba, ben Tufan. Merhabalar, Baran. Abi senin hep dışarıda bir şapka var, boynunda hep bir bandana var. Bu standart bir şey galiba değil mi? <laughs> ben eskiden kovboy olmak istedim çocukken. <laughs> Sonunda motosikletçi oldum. Ama nedense bu 20 senede bu bandanayı takarım. <laughs> Aynı değil, bir sürü var. <laughs> bir sürü var, doğru. Evet, Bende bir sürü motorculuktan kalma baflar var. Onları her gün kullanıyorum neredeyse. <laughs> Abi şey bizim, e, benim yaptığım çalışmalarda bir sürü konulara giriyoruz şirketlerle. Ondan sonra sorduğum zaman en fazla ilginizi çeken ne oldu diye. Devamlı bu şey vizyon tartışmalarına bir şey gidiyor. E, sıcak bir konu galiba bu vizyon, misyon, amaç. Orada bir kavram karmaşaları da var. Stratejilerden, ile vizyon arasındaki farklardan biraz bahsetmiştik. Ama şu vizyon, misyon, amaç, nereye gideceğiz, ne yapacağız konularına biraz daha girelim. Senin bakış açından vizyon nedir, misyon nedir? Aslında e, önemli bir konu. Zannederim önemi artık eskiden kullanıldığı ve abartıldığı kadar yok. Ama vizyon şart diye düşünüyorum. Vizyon bana karşımdaki insanın e, nerelere varabileceğini veya geç, geleceği ne kadar hayal edebildiğini gösteriyor. Hı hı. O çok önemli. Geleceği doğru hayal edemiyorsa veya küçük hayal ediyorsa o insanın o işi ne kadar yapma yeteneğini olduğunu sorgulamaya başlıyorum bu sefer. Doğru diyorsun. Ben vizyon çalışmalarına başlarken ilk başlangıç noktam genelde şey oluyor. Diyorum ki siz bir girişimci olabilir, bir şirket olabilir. Bir 5 sene sonra bir yerde bir kapağa çıktığınızı düşünün, bir kapak olduğunuzu düşünün. O kapakta ne yazıyor? O hikayeyi bana bir anlatın. Niye diyorlar? Ne kadar uçalım, ne kadar ayağımız yere bassın? Ya diyorum uçabildiğin kadar uç. Çok doğru. Ama oraya gelme hikayesini anlatabilmen lazım. Önce o hayali bir kurgulamak lazım. Oradan vizyona geçeceğiz diyorum. O sanki vizyon değilmiş gibi oluyor. Ama zaten kavram karmaşız bir <laughs> dünyası da ilginç bir dünya. Yani bana sorarsan vizyon, misyon şu anda kullandığı şekilde izo standartları yüzünden şirketin sahip olması gereken ve anca o hizmete, o amaça hizmet eden bir konu gibi. Ama bence daha fazlası esasında. O, ona ben biraz karşıyım. Yani o kadar da kalmıyor. Evet belki eskisi kadar vurgulanması gerekmiyor ama bir aynaya bakmanı sağlıyor. Yani Doğru. Ben gelecekte ne olur... Ben gelecekte ne önce geleceği nasıl oluşacağını kurgulayabilmek. Dünya nereye gidiyor? Teknoloji nereye gidiyor? Toplum nereye gidiyor? Bunları kurgulayamazsan senin nerede olduğun önemli değil. Veya nerede olmak istediğin önemli değil. O yapının içerisinde ben nerede olacağımı vurgulayamıyor isen gideceğin fazla yol yok gibi geliyor. Daha önce bir videoda konuşmuştuk. Ee, vizyon ve misyon kavramındaki zaman e, boyutları değişti. Evet. Evet, 5 yani sene sonrası için ancak vizyon kurabilirsin. 30 sene sonrası için kurabileceğin bir vizyon olduğunu ben tahayyül edemiyorum. Aynen, aynen. Ben şey vizyon çalışmanı bu hayali aradan çıkardıktan sonra hayalden bazı lafları yakalamaya çalışıyorum şirketlerde. Bakın bundan konuştuk, bakın şundan konuştuk. O konuştuğumuz şeylerin bazıları da gelecekle ilgili trendler zaten senin dediğin gibi. Ondan sonra varmaya çalıştığım nokta şu. Bu konuştuğumuz şeylerle bir var olmak istediğimiz şeyi bir belirleyelim. Ondan sonra daha önemli olan şeylere geçelim. Biz oraya nasıl gideceğiz? Harika. Zaten misyonda benim bugün o vizyona gideceğim yolu tarif ediyor. Bugün neredeyim? Evet. Ya bu ikisi arasındaki ayrım bu kadar. Bunun gerisi hikaye. Ne kadar detaya girersek girelim. Saatlerce konuşabiliriz ama bütün hikaye dünya gelecekte nasıl olacak? Hı hı. Ben oraya nasıl yansıyacağım? Oraya yansımak için bugün neredeyim? O senin misyon dediğim, benim cesur adımlar dediğimiz, cesur adımlar dediğim yerde de önemli olan şunu devamlı e, yaptırmaya çalışıyorum. O misyonda dediğim veya benim cesur adımlardaki dediğim şeyler zaten yaptığımız işi yapmak olmaması lazım. Onların gerçekten cesur adımları olması lazım. Ve cesur adımlar bulamıyorsak, o vizyona giden bir, o zaman vizyonda bir sıkıntı var. Yani şu anda yürüdüğüm evet. yolu yürüyerek gittiğim yere vizyon diyemiyor olmam lazım. Benim bir, bir girişimci olarak da şirket olarak. Şirket da. olarak da yürüyerek gittiğin yeri vizyon olarak görüyorsan ne o vizyon gerçekleşecek? Çünkü gerçek Aynen bir öyle. vizyon değil. Aslında sen dünü yaşıyor olacaksın. Yarını değil. Kesinlikle. Kesinlikle. şey de çok güzel bir hikaye bu cesur adımlar dedin. Eski 80 öncesinde Macaristan ile Avusturya arasındaki sınırda büyük bir çit varmış. Bölgeye has bir geyikler var çit nedeniyle geyiklerin bir kısmı bu tarafta ki bir kısmı Avusturya, Avusturya'da bir kısmı Macaristan'da. İşte 80'in sonunda sınırlar kalktı, her şey değişti. O sınır da kalkmış. Fakat o geyiklerin hiçbiri hala o telin olduğu yeri geçmediğini biliyor musun? <laughs> Aslında yapmamız gereken o cesur adımı atıp öbür tarafa geçmeye çalışmak. Gelelim. Ama şu anda hala birçok sistem o sınırı aşamıyor. Dediğin resmin içine sıkışıp iki boyutlu resmin içine sıkışıp kalmaya baş, başlıyor. O zaman da zaten sonu geliyor. Peki vizyon tartışmasında hayalimizi kurduk. Senin vizyon dediğim, amaç dediğim kısmı yaptık. Ondan sonra oraya giden yolu belirledik. Gene misyon, ara, adımlar vesaire. Buna neler eklemek lazım daha fazla? Gene o tartışmanın içerisine neler eklemek lazım? Bir kere vizyona hedef demek doğru mu sence? Hedefler daha kısa vadeli olmalı. Olabilir. Vizyona bir görüş diyelim. Görüş diyelim. Geleceği yaratmak diyelim. Aynen, okey. O zaman bugün nerede olduğumu da resmettim. Hı hı. Nasıl yürüyeceğimi de biliyorum. Nasıl yürüyeceğimi de biliyorum. Bundan sonra da hareket etmeye başlamamız lazım. Yani bunları konuşa 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 bazı şirketlerde aylar yıllar geçiyor. Bir Aynen. bakıyorsun geride kalmışsın. Ondan sonra hareket etmek lazım. Burada en önemli konulardan biri de vizyonu belirlerken artık hız o kadar değişti ki, o kadar çoğaldı ki... Ee, Brainstorm'da yaptığımız gibi komik olmak diye bir şey olmamalı. Her şeyi çok rahat konuşabilmeliyiz. Evet. Bunu getiremediğimiz zaman da geride kalıyoruz. Biraz serbestleştirmemiz lazım o tartışma. Evet. Orada mesela ben ona proje planları gözüyle bakmıyorum. Ama o cesur adımların hepsi için bir tane oyun planı yaptırmaya çalışıyorum. Gerçekten Hı -hı. oyun mantığıyla. Sonunu, sonumuz buysa var, atmamız gereken adım buysa bugünden oraya hangi kaynaklarla, hangi takımla gideceğiz? Ha bu arada ciddi konuşmalar bunlar. O yüzden buradaki benim başarı kriterlerim neler olacak? Onlara bir bakmaya başlıyorum. Bu arada o adımları atarken de kolay değil o adımlar sonuç. Hele bugünkü dünyada, ekonomik dünyada, iş dünyası hiç kolay değil. Ben şeyleri sorguluyorum. Bu yolda bana destek olacak faktörler neler? Bu yolda beni geri çekmeye çalışan faktörler neler? Ve bu yol esasında karanlık bir yol. Bir şeylerin yolumu aydınlatması lazım. O da diyorum ki sizin değerleriniz. Bu Hı -hı. değerleri de önceden bir koyalım. Çünkü bu oyun planlarını çıkarırken... Bana destek olan şeyleri yanıma almam lazım. Bana geri çekenleri bir kenara koymam lazım. Değerlerimi de kullanıyor olmam lazım. Evet. Bu değerler kolay oluşmadı sonuçta. Burada ben bir şey daha eklemek istiyorum. Aslında aynı şeyi konuşuyor olacağız ama hedefe varmak ya hedef demeyelim gene vizyona varmak için bugün ne olduğumu resmettikten sonra senin dediğin gibi yarın insan kaynakları açısından, teknoloji açısından kimleri içeri almam lazım. Evet. O çok önemli bir nokta. Eğer teknolojiyi kaçırırsam, eksiğim teknolojide, onu anlamalıyım. Yani SWAT'ımı sürekli yapmalıyım. Eksiğim teknolojide mi? Eksiğim insanda mı? Hangi insanda? Bunu yapabilmek için de gene e, dinozorlu alan gençler arasında bir fark var. X, Y kuşakları. Hı hı. Biz e, baby boomer'dan gidiyoruz. Dünyaya bakışımız bambaşka. Ama genç arkadaşımın istekleri bambaşka. Aynen. Ben hala ondan kendime eş tutma derdindeyim. Geçen gün LinkedIn'de bir şikayet vardı. İşte gençler şirket kurallarını reddediyor. Sen şirkete hala 30 sene önceki kuralları koyuyorsan zaten o adamı çalıştırman mümkün değil. İnsan kaynakları değil artık yetenek avcılığına yönelmemiz gerekebilecek konular var. Doğru. Peki ben bunu yapabilecek yeterlikte miyim? Bugünkü resimde, misyonda bugün onu yapabilecek durumda mıyım? Değilsem Onları yolda senin dediğin gibi nasıl Aynen. yanıma alacağım. Bu arada iş modelimizde de o soruların bir kısmının cevabı var. Esasında şuradan şu mesajı da bir ister istemez gelmiş olduk. Vizyon, iş modeli, iş planı belki daha sonraki videolarda teknolojilerden, trendlerden bahsederiz. Esasında hepsi ciddi anlamda iç içe konular. Tabii tabii bütün bunlar bir paket. Bu paketi tek tek ele alırsak tartışmaktan işimizi yapamayız. Doğru. Dolayısıyla dediğim gibi hepsini toparlamamız lazım. Peki abi senin daha aktif olduğun milattan öncesi çağlara baktığımız zaman ve bugüne <laughs> baktığımız zaman bu vizyon misyon tartışmaları eskiden hep yukarıdan aşağı gelen bir şeydi ama bu bahsettiğin kuşak da biraz daha söz sahibi olmak istiyor. Vizyon tartışmalarının aşağıdan yukarı mı olması lazım artık yoksa hala yukarıda aşağı geçerli mi? Şimdi ben orada akışa bakıyorum. Bugün yaptığımı evet. yarına yansıtırsam yanlış yansıyabilir. Dolayısıyla yukarıdan aşağı yani vizyondan misyona dönmek lazım diye düşünüyorum. Hı hı. Ben bugünkülerle kendimi kısıtlarsam vizyonum çok dar kalır. Onun için önce vizyonumu belirlemek zorundayım diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi o tartışma güncel bir tartışma. Evet Bugün buysam bunu nasıl geliştiririm de oraya varırımı düşünmek çok zor. Bunu bir varsayım olarak kabul etmemeliyim. Hı hı. Benim için varsayım yarın olmalı. Onun için de bugün o yola giderken ben neyim oradan görmediğim, o noktadan buraya gelmediğim diye düşünüyorum. Ben de şöyle düşünüyorum genelde. Evet bir liderlik fonksiyonunun bir vizyon belirleme ve yol gösterme rolü olması lazım. Belki de rollerinin en önemlisi veya bir tek rolü bu da diyebiliriz liderliğe. Ama vizyonu bir sunması ve geri bildirimi alması lazım ekipte. Ama ben genelde şöyle ilerlemeye çalışıyorum. Hayal kurma kısmını aşağıdan yukarı yapmak, vizyonu belirleme kısmını biraz daha belki liderlik ekibiyle şekillendirmek. Ama o misyon dediğimiz veya cesur adım dediğimiz kısmı da herkes olarak yapabilmemiz lazım. Çünkü artık bu köşkün tepesinde oturan insanın hem vizyonu hem misyonu yapması, insanları hareket ettirmesi çok zor bir noktaya geldi. Ben seni yani. başta yanlış anladım. Yukarıdan aşağı derken vizyondan misyona mı, misyondan vizyona mı gitmek gerekiyor diye konuştum. E, şirket içinde diyorsan bu topluca yapılacak bir şey. Aşağıdakini zaten yol gösterici olarak algılamıyorsan yukarıda oturduğun sarayda karar vermen mümkün değil. Çünkü senin birebir çarpışan ordun aşağıda. Doğru İkisini diyor. bir araya getireceksin. Liderlik onu algılayıp kendisi var oluşunla birleştirip ondan sonra ileriyi gösterebilir. Ki beraber yürüyebilsin herkes. Yoksa beraber yürüyemezler. Doğru. O zaman bu sefer kahve bende olsun. Bir dinozorun bizimle aynı fikirde olduğunu gördükten sonra <laughs> bu sefer ben ısmarlamak isterim. Pek böyle birleştiğimiz olmuyor değil mi? <laughs> Efendim? Pek böyle bir konuda anlaştığımız olmuyor diyorum. Aynen, aynen. Çok fazla anlaşamıyoruz. Peki. Lütfen konuyla ilgili görüşlerinizi plan mı, model mi hashtaginde e, sormaya devam edin. Biz de yanıtlamaya devam edeceğiz. Bu arada videonun altına sorularınızı her zaman koyabilirsiniz. Onların hepsini yanıtlamaya çalışacağız. Ve bir sonraki konuşmalarımızda bize de yol göstermenizi istiyoruz. Çünkü vizyon tartışmasında olduğu gibi bu videoların da aşağıdan yukarı olarak ilerlemesini isteriz.